CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın meclise kanser hastalarının ilaç sorununu taşıdı. Şimdi bu konuyu konuşacağız kendisiyle. Sayın Akın, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar. Kanser hastalarının ilaç sorununu meclise taşıdınız. Nedir bu sorunlar? Evet. Dilerseniz böyle geniş bir konuyla başlayalım. Tabii. Öncelikle ben bu vesileyle izleyenler herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizin vesilenizle. Şimdi bu durum zaten herkesin etrafında bu hastalıkta yakalanan veya yakınlarında bu hastalığı olanlar çekmiştir. Bir ilaç bulma sıkıntısı var. Yani kanser ilaçlarını bulması büyük bir sıkıntı var. Bunu birkaç kez dile getirdik. Ben bunu mecliste de konuşmuştum. Daha sonrasında bununla ilgili önergeler verdim. Fakat cevap gelmedi. En sonunda bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Neden? Şimdi bu ilaçların olmamasından dolayı, tabii sağlık her şeyin üstünde olduğundan, hayat mücadelesi veren, can mücadelesi verenler farklı farklı yollardan ilaçları bulmak için çalışma sarf ediyorlar. E bir de bu işin uyanıkları var diyelim. Bu uyanıkları da merdiven altından bu ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Yok internet üzerinden, yok merdiven altlarından, yok kara borsacılardan. Yani devletin görevi aslında, devletin görevi bu ülkede hastalıkla yakalanan veya neyi olursa olsun sağlıkla ilgili burada yaşayanların sağlığını koruma altına almak, ilacını tedarik etmek. Fakat devlet diyor ki biz diyor bazı ilaçları getiremiyoruz. E hem getiremiyorsun hem de getirilen ilaçları kontrol etmiyorsun. Yani ilaçları getiremiyoruz diyorlar ama ilaçlar Türkiye'de var. Nereden geliyor? Karaborsadan geliyor. Yok işte başka yerlerden gizli gizli getiriliyor. Ne geldiği ne gittiği belli değil. Hastalara çare de olamıyor ve öyle bir şikayetler çok aşırı derecede geldiği için ben de bunu dile getirmek için böyle bir önerge verdim. Durum bu yani. Evet, peki neden Türkiye'den getiremiyor devlet? Efendim? Pardon. Neden devlet Türkiye'ye ilaçları getiremiyor? Duyabiliyor musunuz Sayın Akın? Şimdi sesinizi aldım. Demin kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Yani devlet, şu anda devlet dediğim yani iktidar, kendi üzerine düşene, Sağlık Bakanlığı kendi üzerine düşene görevleri layıkıyla yerine getirse, gerçekten halkın bu isteklerine, bu hastalığına çare olmak için mücadele etse rahatlıkla bunları getirebilir. Benim düşüncem şu, bir milletvekili olarak. Eğer bu ülkede ölümcül bir hastalığa yakalanan bir hasta var da bunun ilacını hükümet getiremiyorsa, bunu farklı farklı yollardan, kara borsa üzerinden getiriliyorsa, bunu hemen şunu düşünürüm ben. Derim ki, demek ki bu ilaçlar geliyor, devlet getirmek yerine bunu birilerine imkan sağlamak için veya ticari kazanç elde etmek için halkın sağlığını ortaya koyarak ticari kazanç elde ettiriyor diye düşünürüm. Bunu da sordum sorumda. Dedim ki hangi amaçla bunu siz beceremiyorsunuz da kara borsadan başka yerlerden, kişiler üzerinden getiriliyor dedim. Bir de ne getirildiği belli değil. Allah korusun oradaki hasta belki de yanlış bir ilaç kullanıyor. Yani bunun cevabını vermesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın ve AK Parti hükümetinin kendisi. Onun için onlara bu soruları yönelttik. Evet, bu aslında 5 soru sormuşsunuz ve cevabı evet, herhalde yakın sürede size ulaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz normalde muhalefet milletvekillerinin sordukları sorulara cevap vermek hep kaçınan bir iktidar var. Fakat bu artık burada vicdanlara seslenmesi lazım ve bunun bir an evvel cevap alınması lazım. Ben kendime göre bir hafta süre koydum. Bir hafta içinde bunun cevabı yeteri kadar gelmezse bunu her ortamda dile getireceğim. Diğer milletvekili arkadaşlarımla da paylaşacağım. Herkesle bunu dile getirmek zorundayız. Çünkü sağlık her şeyin önünde. Sağlığı bile peşkeş çekmek bu ülkede yapılacak en büyük ihanetlerden bir tanesi. Onun için bunun üzerine gideceğiz. Kanser hastalarımızı da ilaçlarını bulması için gerekli mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Evet, peki size gelen şikayetler ne yönde? Ve Genel olarak sağlıkla ilgili diğer sorunlar konuşuluyor mu sizinle? Neyle ilgili affedersiniz? Genel olarak diğer sağlık sorunları vatandaşlar sizlerle konuşuyor mu bu sorunları? Gelen şikayetler konuşuyor ne tabii yönde? Şimdi konuşmalarından ziyade biz normalde yerinde durmayan çalışan bir milletvekili olarak size söylüyorum. Gittiğim zaman hastaneleri geziyorum. Hastalarla iletişime gidiyorum. Dernekleri ziyaret ediyorum. Onlardan gelen
de şikayetleri alıp ona göre çözüm olmak için yol haritası hazırlıyoruz. Böyle olunca da her şey ortaya çıkıyor. Kanser hastaları özellikle ilaç bulamamalarından hep şikayetçiler. Ondan sonra sağlıkta mesela hastaneler yapılıyor. İyi hastane yapılıyor, doktor yok. Balıkesir'deki hastanelerde doktor eksikliği çok fazla. Makine eksikliği çok fazla. Yeni yapılan hastanelerin dışı güzel, otel gibi. İçinde berbat bir durum var. Asansörü daha hiç çalışmıyor. Yani mesela bir hastanemiz var, altını su basmış durumda. Anladınız mı? Yani sadece özellikle bu en son durumdaki şehir hastaneleri artık bunun insan sağlığını da ticaretleştirildiğinin tam ortada. Köprü yolla nasıl parasını geçmediğimiz yolda parasını ödüyorsak hastanelerde de hasta olmadan millet cebinden buna para ödüyor. Yani sağlıkta reform yaptı diyorlar. Bunların yaptığı reform değil, tam aksine geriye büyük bir gidiş var. Şu anda ilaç bulmada olan büyük sıkıntılar var. Sadece kanser hastalıkları için de değil. Ölümcül hastalıklarda ilaçta resmen bir kara borsa var. Ve bunu da dile getirmek için işte böyle bir şey hazırladık. Sağ olun, siz de buna önem verdiniz. Sesimizi duyurmaya yardımcı oldunuz. Ben bu vesileyle de size bütün kanalımda çok teşekkür ediyorum. Çünkü en azından böyle ses getirerek, konuşarak bu insanların dertlerine çare olmak için hep beraber görev yapmış oluyoruz. Evet, tüm hastalar ilaçsız